Evet, çok güzel olur. Doktor Yaşar Tamam. Hüseyin Ongan'larla beraber bebeklerde kulak Pardon. ve kafa şekil bozuklukları nasıl düzelir? Özür dilerim. Seminerine hoş geldiniz. Şu an ekran gözüküyor ve sesim var, değil mi? Evet. Tamam. Kusura bakmayın, bu Zoom'da ben böyle yapıyorum genellikle. Paylaşımda bir sıkıntı olabiliyor. Ben çocuk hastalıkları uzmanıyım. Adım Yaşar Hüseyin Onganlar. Size bugün kulak ve kafa şekil bozukluklarında pratikte neler yapabilirsiniz? Çocuklarımızı bunlardan nasıl engelleyebilir ve önleyebilirsiniz? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık 3 yıldır kulak şekil bozukluğunu kalıp tedavisinden düzeltiyorum ve kafa şekil bozukluklarında da kasksız tedavide bayağı bir hastalarla düzeltme işlemleri yapıyoruz. Bunlarla ilgili pratik bilgiler vereceğim ben size. Bebeklerde kulak şekil bozukluğu çok sık gördüğümüz, umduğumuzdan da fazla gördüğümüz bir durum. Yaklaşık %20 doğumda bir şekilde kulak şekil bozukluğu olabiliyor. Bunların hafif orta formları olabilir ya da çok şiddetli formlar olabilir. Hafif orta formlar kendinden 10-14 gün içinde geçebiliyor, düzelebiliyor. Ama şiddetli formlar düzelmiyor. Peki biz nasıl şekil bozukluklarıyla uğraşıyoruz? İşte gördüğünüz gibi leading dediğiniz üst taraftaki bozukluk. Burada kriptoş dediğiniz bir bozukluğun düzeltilmiş hali. İşte kenar bozukluğu varmış, açılmış. Orta konka bozuklukları. Hocam, Yine mi görünmüş? slide'da sadece bebeklerde kulak ve şekil bozuklukları kısmı gözüküyor. Eğer devam ettiyseniz sayfa geçmek. Ediyorum. Hayır. Şu an. Görünmüyor mu hala? Şu an slide görünüyor ama sadece sizin isminizin ve konunun olduğu sayfa gözüküyor. Şimdi. Diğer şimdi evet şu an oldu Heh. hocam. Bizim uğraştığımız şekil bozuklukları işte kriptoş dediğimiz şekil bozukluğu kalıplama yöntemiyle düzeltiliyor. Kenar bozuklukları. Pardon. İmlecim görünüyor mu acaba Nihan Hanım? Evet, gözüküyor ama bayağı küçük gözüküyor hocam. Belki Pardon. şu an. Şuradan şöyle yapayım. Tamam, karıştırmıyorum. İşte bu şekilde kötü kulak şekil bozukluklarını düzeltiyoruz diyeyim. Ayrıntılı göstermek istiyordum. Tabii. Her neyse, kulak şekil bozukluklarındaki problem sağlık konusunda bir defa işitme ile ilgili bir sorun yok. Bu şekil bozuklukları tamamen kozmetik bir sorun, görüntüsel olarak. Ancak asıl problemimiz psikolojik problemlere neden olabileceği. Özellikle ortaokul döneminde akran zorbalığıyla, işte çocuğun kulağı kepçe, akran zorbalığı, kulak şekil bozukluğu var, akran zorbalığıyla karşılaşabilir. Bu problemlerle karşılaşmaması için kulak şekil bozukluklarına önem verilmesi gerekiyor. Kulak şekil bozukluklarına tedavi yöntemimiz basit bir tedavi yöntemi. Kalıplama yapıyoruz. Kalıplama yaklaşık 3 hafta bebeğin kulağında kalması gerekiyor. İkinci haftadan sonra düzelmeye kulak şekil bozukluklarını düzeltiyoruz. Bu kalıplama işleminde ağrı, acı bebek hissetmiyor. Yaklaşık bir seans 30-45 dakika arası sürüyor. Yanım görünüyor değil mi ekran? Evet görünüyor. Hocam bir şuna değinebilir miyiz? Bu kulak bozuklukları neden oluyor ve anne karnında mı oluyor? Kalıtımsal mı, genetik mi? Aynen şöyle diyeyim. Biz bilgi olarak, veri olarak genetik bir bilgi yok. Ancak bizim bu yaptığımız bebek anne ve babalarına baktığımızda onlarda kulak şekil bozukluğu daha sık görülüyor diye görüyoruz. Hatta benzer şekil bozukluklar anne ya da babada da olabiliyor. Bunun nedeni doğuştan olan, nedeni bilinmeyen deformasyonel anne karnındaki pozisyondan dolayı olduğunu düşündüğümüz ancak net bir sebebi de olmayan bir durum. Anneler şöyle genellikle kulak şekil bozukluğu ile gelen anneler işte acaba benden dolayı mı oldu, benim bir problemden dolayı mı oldu gibi kendilerini suçluyorlar. Herhangi bir problemden dolayı değil, herkesin çocuğunun kulağının şekil bozukluğu olabilir ya da olmayabilir. Belirli bir nedeni yok, öyle diyeyim. En sık karşılaştığımız ve burada asıl bu sunumun en önemli slaytı bu, geç başvuru. Bize ikinci, üçüncü hafta civarı kulak şekil bozukluğu olan bir bebek başvurduğu zaman
ya da yapan diğer doktor arkadaşları çok kolay bir şekilde kulak şekil bozukluğu düzeltilebilmekte. Geç başvuru olduğu zaman kulak şekil bozukluğunu düzeltsek bile tekrar bozulabiliyor. Geç başvuru nedeni de genellikle ailelerin ve sağlık personelinin bu kulak şekil bozukluğunun zamanla düzelebileceğini aileye söylemesi. Aslında burada geçen günler ve zaman bebeğin kulağının düzelme şansını azaltıyor. İkinci aydan sonra zaten kulak kıkırdağı iyice sertleştiği için herhangi bir uygulama yapamıyoruz ve başarı sağlama oranımız çok fazla düşüyor. Mesela şöyle düzelecek diye beklememeli ve iletişim kurmalı. Doktorlar biraz daha bu konuya iyi ve dikkatli eğilmeliler. Biraz kendimizin de tutumumuz önemli aslında. Mesela bu çocuklar geç başvuru nedeniyle bize işte WhatsApp'tan bir şekilde ulaşıyorlar diğer şehirlerden de. Bu çocuklar yaklaşık 3'te 6 ay civarı bize başvuran, fotoğraf yollayan çocuklar. Bunlara herhangi bir şey yapamıyoruz. Bu çocuklar hayatlarını bu şekilde devam etmek zorunda kalıyorlar. Bunlar muhtemelen ileride ameliyat olmak zorunda kalacaklar. Kulak ameliyatları kolay ameliyatlarda değil. Düzelme şansları tabii ki var. Başarı oranları onların da var ama basit bir kalıplamayla düzelecek bir kulak. İleride bir cerrahi operasyon, anestezi alması gibi sorunlarla karşılaşması çok kimse istemez. Ondan dolayı biraz farkındalığın artması için aslında bu konuyu ekledim konumuza. Mesela şu görmüş olduğunuz şekil bozuklukları çok basit bir şekilde kalıplamayla düzelen şekil bozuklukları ve çok ciddi şekil bozuklukları. Bunlar ileride kesinlikle kozmetik sorun yaşayabilecek sorun çocuklarda. Kolayca düzelebiliyor ve çocukları da bir ağrı acı hissetmiyorlar. Bu konuyu asıl amacım bu konudaki asıl anlaşılması gereken etrafınızda doğan bebeklere gittiğinizde, gördüğünüzde bir kulaklarına dikkat etmeniz. Doktorların biraz daha fazla kulakları fizik muayenenin içine koymaları. Çünkü biz doktorlar olarak işte çocuk sağlıklı doğdu, akciğerlerinde problem yok, işte kalbinde üfürüm yok gibi muayeneleri çok iyi yapıyoruz. Ancak bu ufak tefek dikkat etsin, çocuğun hayatını etkileyecek, psikolojik sorunlara neden olabilecek problemlere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ailelerin de bu konu hakkında kendilerini biraz daha dikkat etmeleri çocuklar için faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda sorun varsa isterseniz şunu alalım, yoksa devam edelim. Şöyle sormuşlar, 35 haftalık kızım 35 haftalık doğdu. Şu an 2,5 aylık ve eşimin annesi başı biraz büyük diyor. 57 santim baş çevresi, boyu 57 santim baş çevresi 38 normal mi diye soruyor. Onu kafada konuşuruz isterseniz. Kafa şekli tamam. Bozukluğunu anlatacağım ya. Tamam. Kulakla ilgili soru yoksa kafaya geçeyim hemen. Tamam, yok, evet. Tamam. Şimdi bebeklerde pozisyonel kafa şekil bozuklukları, bu da çok sık görüyoruz ve gittikçe sıklığı da artıyor. %20-30 çocukta kafa şekil bozukluğu var. Hatta bazı yayınlarda %50'ye kadar kafa şekil bozukluğu olduğu söyleniyor. Bu şekil bozukluğunu artıran riskler ne? İkiz doğum, prematüre bebek, boyun kaslarına bazen gerginlikler olabiliyor, anormallikler, yoğun bakımda yatmış, hep aynı tarafa doğru tercih eden bebekler var. Bunlar kafa şekil bozukluğunun riskini arttırıyor. Şimdi kafa şekil bozukluğu özellikle 1990'lı yıllardan sonra daha da artmaya başladı. Bu neden? Ani bebek ölümü sendromu denilen bir durum var. Bu kısaca onunla ilgili de bilgi vereceğim. Bu önemli bir konu. Ani bebek ölümü sendromu önceden sağlıklı olduğu bilinen, herhangi bir sağlık problemi olmayan bir bebek yüzüstü yatırıldığında ya da solunum yolu bir şekilde kapandığında beşik ölümü olarak ölü olarak bulunuyor. Amerikan Pediatri Akademisi 1992 yılından sonra yüzüstü değil de sırtüstü yatış pozisyonu kampanyası yaptı. 1992 yılından önce yaklaşık 1000 doğumda 1,5 olan ani bebek ölümü sendromu riski 92 yılından sonra, grafiği gösteriyorum, ucu görünüyor bilmiyorum şeyin, imlecin. 92 yılından sonra oran 0,5'lere kadar indi. Tabii bebek hep sırt üstü yattığı zaman kafa şekil bozukluğu riski artmaya başladı ve kafa şekil bozukluğu dediğim gibi 92 yılından sonra artmaya başladı. Şimdi sırt üstü yatışın önemi şöyle.
2015 yılında dünyada 19 bin civarı çocuk beşik ölümü, ani bebek ölümü sendromu nedeniyle öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 yaş altı çocuklarında 3. ölüm nedeni. Bundan dolayı ani bebek ölümü sendromu çok ciddiye almamız gereken bir konu. Zaten sağlam çocuk kontrollerinde ilk konuştuğumuz konulardan birisi. Biz bunu nasıl önleyebiliriz? Bu ani bebek ölümü sendromu riski nasıl azaltabiliriz? Bebek sırt üstü yatsın istiyoruz. Yüzüstü uyutmayı istemiyoruz. Anne yanında uyusun istiyoruz. Ama anne ile aynı yatakta değil. Beşik annenin yanında olacak. Anne kendi yatağında, bebek beşiğin içinde olacak. Uyku alanında görmüş olduğunuz bu beşiğin içinde işte biberondur, emziktir, ondan sonra bezdir, oyuncaktır gibi herhangi bir obje olmamalı. Çünkü bu objeler bebeğin solunum yolunu bir şekilde gece kapatabilir. Ani bebek ölümü sendromu riskini arttırabilir. Sigaraya maruziyet ani bebek ölümü sendromu riskini arttırıyor. Çok sıcak giydiriyorlar bazen. Çok kalın giydiriliyor çocuklar. Bunlarda da ani bebek ölümü sendromu riski artıyor. Yatağı da sert bir zeminde olmalı. Yumuşacık bir yatakta yatsın istemiyoruz. Aşılar riski azaltıyor. Anne sütü beslenme riski azaltıyor ve emzik de ani bebek ölümü sendromu riskini azaltıyor. Şimdi bebekleri eskiden yüzüstü yatırıyorlarmış. Bebek daha sağlıklı, daha iyi büyüyor diye düşünülüyormuş. Ancak ani bebek ölümü sendromu riskinden sonra sırt üstü yatış pozisyonu ile risk azalıyor, ancak kafa şekil bozukluğu oluyor. Bebeklerin kafası nasıl büyüyor? Kısaca bir bilgi vereyim. Bebek kafatası yassı kemiklerden oluşuyor. Bebek kafatası yassı kemiklerden oluşuyor ve bu kemiklerin arasında bağ dokusu var. Bebeğin beyni büyüdükçe kafatası da kemikler, bebeğin beyni büyüdükçe kafatası da büyümeye başlıyor. İlk 6 ay bebeğin baş çevresi yaklaşık 8 santim büyüyor. İkinci ay, 6 ay ise 3 santim civarı büyüyor. Yani kafanın büyüme temposu da ilk 6 ay çok hızlı. İkinci 6 aydan sonra kafanın büyüme temposu yavaşlamaya başlıyor. Bu bizim için kafa şekil bozuklukları tedavilerinde ve tutumumuzda çok önemli. Ve bebek kafatası oldukça yumuşak ve şekillenebilir bir yapıda. Yani bir bebek diyelim doğdu, 1 aylık oldu. 3 gün hiç dikkat edilmedi, hep sağ tarafa doğru yatıldı. O yumuşaklıktan dolayı 3 gün içinde bile kafa şekil bozukluğu gelişebiliyor. Tam tersi, bozuk bir şekil bozukluğu da çok hızlı bir şekilde 3 gün 4 günde bile fark edilecek kadar düzelebiliyor ilk dönemler. Çünkü kafa çok hızlı büyüyor, düzelme şansı artıyor. Peki bu pozisyonel kafa şekil bozuklukları neler? İşte brakisefali dediğimiz geniş ve kısa kafa şekli. Bu bebek mesela hep sırt üstü yattığı için, kafasını sağa sola fazla döndürmediği için genellikle pozisyonel olarak bozuluyor. Şu kafa şekli plajiosefali dediğimiz, hep diyelim bu çocuk sağ tarafa yattığından dolayı ya da doğuştan da olabilir, hep sağ tarafına baskı altında kaldığından dolayı sağ tarafı yamulmuş. Bu da skafosefali dediğimiz uzun ve dar kafa şekli. Bunlar pozisyonel kafa şekil bozuklukları. Bir de pozisyonel olmayan kafa şekil bozuklukları var. Konumuz o değil ama yine kısaca bir bilgi vereyim. Bunlar da biraz önce gösterdim o bağ dokularının erken kapanmasından dolayı bebeğin kafası yamuk olarak büyüyor. Esniyemiyor, genişleyemiyor ve buna da kraniosinostoz diyoruz. Kraniosinostozdaki en önemli konu da eğer erken dönemde fark edilirse, ilk 3 ay civarı fark edilirse çok basit bir ameliyattan, daha doğrusu nispeten basit bir ameliyattan bebeğin kafa şekli düzeltiliyor ve o tedavi süreci değişiyor. Ama diyelim çocuk 7-8. aya geldi, açık ameliyat olması gerekiyor biliyor. Kraniosinostoz eşittir ameliyatta değil, bunu da vurgulayayım. Çünkü onların oranları, beyin cerrahlarımız karar veriyor. Genellikle takip ediliyor. Ameliyattan biraz çekiniliyor, yapılmak istenmiyor. Ancak çocuğu gerçekten çok etkileyecek, beynin büyümesini engelleyecek bir kraniosinostoz varsa, kafa çevresi büyümüyorsa bunlar ameliyatta yapılması gerekli oluyor. Şimdi sadece kafa şekil bozukluğu arkada olan bir bozukluk değil. Şimdi beyin içeride büyüdüğü zaman buraya büyüyemezse öne doğru gitmeye başlıyor. Kafatası öne doğru kayıyor. Kulak öne doğru kayıyor.
Burada simetri olmuyor. Ve alın kısmı da öne doğru kayıyor. Alın öne doğru kaydığında çocuğun bir gözü daha büyük oluyor, bir gözü daha küçük gözüküyor. Alın şiş, kulak önde. Aslında kulak kafa şekil bozukluklarında bir miktarda yüz asimetrisi gelişebiliyor. Bundan dolayı kafa şekil bozukluğu sadece arkanın bozukluğu değil, şiddetlilerde ön tarafta da kozmetik olarak da ciddi problemler yaşayabiliyor çocuklar. Peki bu kafa şekil bozukluğu sadece kozmetik bir sorun mu? Kulak kozmetik bir sorun dedik, psikolojik problem yaratabilir. Ama bu kafa şekil bozuklukları ile ilgili bazı soru işaretleri var. Pardon. Bazı çalışmalarda kafa şekil bozukluğu ile nörogelişimsel problemler saptanmış. Başka bir çalışmada da bebeklik döneminde motor gerilik görmüşler kafa şekil bozukluğu olan çocuklarda. Ancak bu çocuklar büyüdüklerinde de motor gerilik azalıyor. Bilişsel ve dil gelişiminde bozukluklar fark ediliyor. Bununla ilgili yumurta mı tavuk mu hikayesi var. Acaba kafatası şekil bozukluğu nörogelişimsel bir soruna mı yol açıyor? Ya da nörogelişimsel bir geriliği olan çocuklarda mı daha çok kafa şekil bozukluğu görülüyor? Burada net bir sonuç yok ama sadece kozmetik bir sorun olmadığını bilmek iyi olur. Peki nasıl bozuluyor? Aslında normal doğmuş bir çocuğun kafa şeklini biz anne ve baba olarak da biraz bozmaya başlayabiliriz. Ha, bazen doğuştan yamuk olarak doğabilir. Mesela bebek hep aynı tarafını, hep sağ tarafına yatarsa. Bazı çocuk çünkü o tarafa doğru bir yatkınlığı oluyor, hep sağ tarafa yatıyor. Yassı kemik, yumuşak bir kemik dedik başta. Hep buraya yatarsa bu taraf yavaş yavaş düzleşmeye başlıyor. Ya da çocukta tortikolis dediğimiz boyun kaslarında bir gerginlik ya da darlık vardır. Çocuk böyle durmak zorundadır. Bu fizik tedaviyle düzeltilmesi gereken bir kas problemidir aslında. Eğer çocuğun tedavisi yapılmazsa çocuk hep böyle durduğunda bu sefer sol tarafı, yatan taraf yamulmaya başlıyor. Bunlara fizik tedavi öneriliyor. Diyelim biberonla besleyen anneler hep aynı kolun üzerine bebeği tutturursa bu taraf annenin aynı tarafında diyelim günlerce aynı tarafta sürekli o tarafta besledi. Sağ tarafı yamuk olarak görüyoruz. Bir de puset de önemli. Bebek pusetlerinde de çocuğun kafası çok fazla hareket etme riski biraz şansı düşük oluyor. Ondan dolayı orada da uzun süre yatmak kafa şekil bozukluğuna neden olabiliyor. Bazen annelerin tek taraftan emzirme durumu olabiliyor. Bunlarda da aynı biberonda tek taraflı çocuğun baskı olacağı gibi emzirirken de tek taraflı baskı olacağı için onda da çocuğun iki tarafında iki tarafı da eşit şekilde gelecek şekilde emzirme çalışması yapması iyi olur. Peki pozisyonel olarak bebeğin kafa şekli normal doğdu. Bu kafa şeklini korumak için neler yapabiliriz? Öncelikle kafa şeklinde bir bozukluk fark ederseniz bunu doktorunuzdan paylaşın. Onun ekstra önerileri olabilir. Sizinle bir görüşmesi gerekebilir. Demin de bahsettiğim gibi bebekte tortikolis varsa bunun fizik tedaviyle düzeltilmesi gerekir. Bebeklerin ilk 3 ay kafatası yumuşak olduğu için hep aynı tarafa yatıyorsa siz de kafa şeklini düzeltebileceğiniz için kafa şeklini bir yatak bir uykuda sola döndürdüyseniz bir uykuda sağa doğru döndürmeye çalışarak kafanın iki tarafı da eşit basınçtan maruz kalmasını sağlayabilirsiniz. Pardon. Biberon verdiğiniz zaman bir beslemede sol kolunuzdaysa bir beslemede bebek sağ kolunuza doğru yatsın. Eşit baskı olması açısından. Emzirmede tek göğüsten emzirenler öyle bir fotoğraf bulamadım. Diyelim bu tarafı emziriyor. Bu tarafta yatıyorsa bir emzirmede de çocuk arkada ayakları olarak buradan emmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde normal bir kafa şeklini koruyabilirsiniz. Peki burada en önemli şeylerden birisi tummy time zamanı. Tummy time dediğimiz şey şu, bebeğin yüzüstü vakit geçirmesi. Bebekler normal rutinde işte sırt üstü uyuyorlar. Uyandıklarında da genellikle sırt üstü duruyorlar. Ön taraf kasları, ön boyun kasları aktif böyle yapıyor. İşte kalkmaya çalışıyor gibi. Sırt üstü yattıkları için sırt kasları ve boyun kasları, arka tarafa ekstensör kasları zayıf. Doğumdan itibaren, ikinci, üçüncü günden itibaren
tummy time aktivitelerini yapmanız onun boyun kaslarını geliştirecek ve sırt üstü zamanı azalacağı için kafanın şekil bozukluğunun düzelme olasılığı da artacak. Ondan dolayı kafa şekil bozukluklarını önlemede sağlıklı çocuklarda en önemlisi tummy time hareketlerini yapmak. Tummy time hareketi başka neler yapabilirsiniz? İşte sizin yüzüstü yatırabilirsiniz. Hem burada bir bağlanmayı da desteklemiş olursunuz. Tabii hep aynı tarafta yatmaması gerekiyor. Bebeğin önüne oyuncak biraz daha büyüdüğünde bebeğin önüne oyuncaklar koyarsınız. Bebek onlarla vakit geçirir. Sırt kasları, boyun kasları. Bu tummy time aktivitesi bebeğin oturmasında, yürümesinde, büyük kasların gelişmesinde çok faydalı bir aktivite. Hem de bir fiziksel yanında zihinsel bir gelişim aktivitesi. Önüne ayna koyabilirsiniz. Orada ilgisini çekebilir. Orada geçirdiği vakit uzatmak gerekiyor. İşte karşılıklı bakabilirsiniz. İlk başladığınızda, tummy time'e ilk başladıklarında bebeklerin sırt ve boyun kasları biraz zayıf olduğu için genelde mızırdanıyorlar, ağlıyorlar, yapmak istemiyorlar. Bunu da tedricen süreyi uzatabilirsiniz. Yani diyelim ilk başladınız, bir dakikada ağlamaya başladı. Tamam, 2 saat sonra 1 dakikada, 2 saat sonra 1 dakikada, yarın 2'şer dakika. Süreyi gittikçe uzatarak bebeğin sırt ve boyun kaslarını geliştirerek kafa şekil bozukluğunu da önleyebilirsiniz. Peki bebeğin kafa şekli bozulduysa ne yapacağız? Hani öncekiler kafa şekil bozukluğunu önlemek içindir. Bozuldu ne yapacağız? Yine önleme önerileri devam edecek. Tummy time yapacağız, işte sağ sol yatıracağız gibi. Ama diyelim bebeğin bir tarafında bozukluk varsa, sadece sağ bozuksa, yani bu çocuk hep sağ yatmış, bebeği sola yatırmaya teşvik edeceğiz. Çünkü buradaki baskıyı azaltırsak kafa şekli, beyin bu tarafa doğru büyüyüp kafayı düzeltecek. Sola doğru yatış. Sola doğru yatış için ne yapılabilir? Bebeğin siz sol yatağınız bebeğin soluna koymanız gerekiyor. Çünkü bebeklerde anne tarafına doğru beşikte anne tarafına doğru bir dönüş eğilimi var. Bebek sizin sağınızda, siz solunuzda olacak şekilde kafası sağ yamuk olan çocuk için konuşuyorum. Sola doğru olacak şekilde bakmalı. İşte beşiğin ucuna bir balon koyabilirsiniz. Böyle yukarıya sola doğru bakmasını yapabilirsiniz. Sol tarafına bir ayna koyabilirsiniz. Sol tarafına böyle dönen oyuncak koyabilirsiniz ki sola daha çok baksın. Sağ tarafı yamuksa tam tersi. Sol tarafı yamuksa tam tersi. Sağa doğru baktırmaya çalışacağız. Bu plejiosefali için öneriler. Bu da brakisefali. Bu çocuk da hep sırt üstü yatmış. Hep aynı pozisyonda kalmış. Bunda da bir uykuda sağa doğru yatırmaya çalışırsak bir uykuda da sola doğru yatırmaya çalışmamız gerekiyor ki arka tarafı yavaş yavaş eşitlemeye çalışalım. Ya da bunlar da düz kafa yastıkları da kullanılabilir. İki çocuk için de düz kafa yastıkları kullanabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey 3. aydan küçük bebeklerde. Şurası çok kritik bir zaman. Bebeğin kafası hem çok kolay bozuluyor. İlk 3 ay bozulduysa da çok kolay bir şekilde de düzeltebilirsiniz. Ondan dolayı şu 3 ay altın zamanı çok iyi geçirirseniz bebeğin kafa şekli bozukluğu riskini oldukça azaltabilirsiniz. Peki kafa Hocam, şekli tummy time günde kaç dakika ve kaç sefer önerirsiniz 5 aylık bebekler için diye sormuşlar. 5 aylık bebek bebeğin kondisyonuna bağlı aslında. Şöyle diyeyim. Bebek duruyorsa 10 dakika, 15 dakika daha uzun da durabilir. Günde 3 defa yapabilirsiniz, 4 defa yapabilirsiniz. O bebeğin boyun kaslarının gücüne bağlı. Bebek çok ağlıyorsa zorlamamak gerekiyor. Tedricen kendimiz spor yaptığımızda düşünün. Karın kası çalıştık. İlk gün çok az yapıyoruz. Sonra gittikçe artıyor. Çocuğun kasları da yavaş yavaş gelişiyor. Çocuğun durumuna göre. Yaptığınız 5 dakika ağlamaya başladı. Sıkıldı. Bırakın 1 saat sonra. Orada bir zaman yok. Yamukluğun derecesine göre fazlalaştırabilirsiniz. Şurada bir de bir şey unuttum söylemeyi. Şimdi bebek yüzüstü yatsın, uyusun istemedik ilk cümle. Ani bebek ölümü sendromu riski açısından. Ancak diyelim çocuğun kafasının şekli yamuldu ve düzeltmek istiyoruz. Bu çocuklara anne, bunun altını 2 defa çizeyim. Anne yanındayken yüzüstü uyutabilirsiniz. Anne yanından kesinlikle ayrılmayacak. Niye? Arkadaki baskıyı sıfırlamak için. Bebek yanınızda, anne de uyumuyor olacak. Gündüz uykusu için de geçerli. Gece uykusu için önermiyorum. Yüzüstü uyutmaya çalışabilirsiniz. O da şekil bozukluğunun düzelmesine faydası var. 3. aydan sonra işler değişiyor. Çünkü bebeğin kafa kontrolü daha fazla oluyor. Ve
düzeltmek, kafanın da büyüme hızı yavaşlamaya başlıyor ve sertleşmeye başlıyor. Yamulmuş kafayı düzeltmek 3. aydan sonra daha zor. İlk 3 ay onun için daha önemli. Çok şiddetli bir, yani şiddet derecesini belirlemek gerekiyor öncelikle 3. aydan sonraki çocuklarda. İşte bir 3D tarama yapılıp kafanın ne kadar bozuk olduğunu, yamuk olduğunu belirlemek gerekiyor. Çok şiddetli ya da şiddetli formdaysa şöyle gösterdiğim gibi kask tedavileri gündeme geliyor. Kask tedavisi basit bir tedavi değil. 5. 6. günden sonra yaklaşık 23 saat kafasında kalması isteniyor kask tedavisinde. Zor bir süreç. Evet. Pahalı bir ürün. Pahalı bir ürün bunlar. Ve ortalama tedavide 4 ile 6 ay sürüyor. Bebek o dönemde kafası, kaskın planında şu zaten. İstediği tarafa yatsa da baskıyı azaltarak kafanın nötr pozisyonunda büyümesini sağlayarak kafa şekil bozukluğunu düzeltmesini sağlıyor. Çocuklar bundan biraz zorlanıyor. Ailelerde tedavi erken kesme riskleri olabiliyor. Çok da zor değil. Hani aşırı da korkunç bir şey değil. Çoğu hasta tedavisini tamamlayabilir. Ancak buraya gelmesin. Bugünkü konunun, bugünkü anlattığım şeylerin amacı tabii ki bazısı çok şiddetli de olarak doğuyor ve ne yapsanız düzelmeyebilir ama birçoğu ilk 3 ay, 4 ay içinde azalabilir. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bu iki sorun da ileride çocuklara hem psikolojik hem de kozmetik sorunlar neden olabilir. Ama erken dönemde ve bilinçli olursa kolay çözüm yöntemleri olduğunu bilmek ve buna göre anne ve babalık görevlerimizi yapmak doğru olur. Bu eğitimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerle. Sorularınızı alabiliriz. Peki, sorulara dönüyorum. Şimdi kulakla ilgili de sorular gelmiş. 35 haftalık doğan bir kızım var. Şu an 2,5 aylık ve eşimin annesi başı biraz büyük dedi. Boyu 57 santim, baş çevresi 38, normal mi diye soruyorlar. Gayet normal. Normal. Kafası normal. Normalin içinde, evet. Peki kulak şekil bozukluğu doğumdan sonra yatış veya duruş bozukluğu nedeniyle de gelişir mi diye sormuşlar. Şimdi kulak şekil bozuklukları deformasyonel bozukluklar değil, kafa gibi. Bunlar da genelde doğar doğmaz zaten kıkırdak yapıda, hani çok ayrıntılı anlatmadım, kıkırdak yapıları bozuk oluyor. Bundan dolayı şekil bozukluğu oluyor. Hani çocuk katladı diye kulak şekil bozukluğu oluşmuyor yattığı zaman. Ama şöyle bir şey var. Bazı deformasyonlar da geç belli oluyor kulak şekil bozukluklarında. Diyelim çocuk bir aya kadar kepçe değil ama birinci aydan sonra kepçe olabiliyor. Onunla konkal kuruz deniliyor. Böyle şeylerle karışıyor. Aslında çocuğun altyapısı varsa kulak şekli bozuluyor. Yoksa istediği gibi yatsın, şekil bozukluğu olmuyor. Ama şunu tabii ki yapmanız iyi, doğru olur. Diyelim bebek 10 günlük, 15 günlük. Zaten kulakları kağıt gibi yumuşacık. Böyle uyursa bunları düzeltmek, hani bir şekil vermek, düzeltmek iyi olur uykuda. Hani böyle katlansın ilk dönemlerde istemiyoruz ama o katlandı diye çocuğun kulağı bozulmuyor, onu söyleyeyim. Peki hocam. Bir de bebeğimin bir kulağında şekil bozukluğu var. Şu an 21 günlük. Şimdi mi doktora götürmem gerekir diye sormuşlar. Tam güzel zamanlama. Evet. Peki 2 aylık kafası arkaya doğru biraz uzun bebeğimin, sürekli sırt üstü yatırmama rağmen kendisi yana çeviriyor. Nasıl düzeltebilirim diye soruyorlar. Şimdi aşırı değilse o dolikosefalik olabilir. Biraz arkası uzun olabilir. Sağ sol yapmaya çalışacak. Zaten 2. 3. ay civarı kafa kontrolü sağlandığı için sağ sol yapamazsa o tummy time'e biraz bol yapmaları ve gündüz de yüzüstü uyku ama yanından ayrılmayacak. Hani odadan bile çıkmayacaklar. O kadar ciddi ve hani riskli bir şey. Yanından ayrılmayıp çocuğun nefes alıp aldığını görecekler. Gece hiçbir şekilde gece yüzüstü uyku önermiyorum. Peki ikiz kızlarımdan bir tanesi 30 gün yoğun bakımda yattı. Hep tek tarafa yatmış. Sonrasında da ben de yastık kullanarak yanlış bir yöntem izlemiş oldum. Ve maalesef yamukluk düzelmedi. Şu anda 5 aylık ve ben bir aydır düz kafa yastığı kullanıyorum. Pek çözüm bulamadım. Öneriniz ne olur diye sormuşlar. 5 ay şimdi artık düzelme olasılığı ellen yani ya da önerilerle biraz zor. Bu kafa şekil bozuklukları merkezleri var. Onlara bir gidip kafa taraması, işte bozukluğun şiddeti, derecesini belirlenmesi iyi olur.
O bir kask adayı olabilir. Çok şiddetli ya da şiddetli çıkarsa. Peki kafa şekillen. Yine o çocuğa şöyle bir şey öneririm. Oraya gidemez ya da imkan yoksa yüzüstü uyku, yüzüstü uykuyu, tummy time'ı yapmaları bir miktar fayda görebilir ama yine de kafa şekil bozuklukları merkezlerine giderlerse orada ayrıntılı 3D tarama yapılarak derecesi belli olur en azından. Peki kafa şekillendirici yastıkların faydası var mıdır? Alınmalı mı, kullanmalı mı diye sormuşlar. Özellikle düz kafa olan çocuklarda o yastıklar basıncı azaltıyor. Kafaya uygulanan, yatak tarafından uygulanan basıncı azaltıyor ve düzelmeye faydasını görüyorum. Yastıklarla ilgili de hani ani bebek ölümü sendromu riski olabilir gibi deniliyor. Anatomik yastıklara bakmak gerekiyor. Boynu çok fazla arkaya ya da öne eğmeyen yastıklar öneriliyor. Onu da gündüz vakitleri kullanırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki, kask tedavisinin yararlı olabilmesi için en geç kaç yaşına kadar başlanabilir? Örneğin 2 yaşındayken de başlanabilir. Yok. Kask tedavisi şöyle. Şimdi kafa büyüme temposundan bahsettim size. İlk 6 ay 8 santim, ikinci 6 ay 3 santim düzeliyor dedik. Yani büyüyor dedik baş çevresi. 1 yaşından sonra çok fazla önermiyorum. Yapan firmalar var. Yani bu ürünü kullanan yapanlar var. Ancak kafanın büyüme hızı yavaşladığı için büyüyecek ve düzeltecek bir alan aslında olmuyor. Ondan dolayı 1 yaşından sonra çok önerilmiyor. 1 yaşa kadar kask tedavisi başlanabilir. Zaten 18. ayda kask tedavisinin bitmiş olması isteniyor. 18. aydan sonra zaten hiçbir şekilde önerilmiyor. Peki oğlum kask kullanıyor şu anda. Kask kullanımı ileride sorun yaratabilir mi acaba? Bir de çok terliyor. Bir sorun olur mu diye sormuş. Kask sorun yaratmaz. Bebeğin büyümesini, gelişimde, nörogelişimsel olarak bir problem yaratmaz. Önemli olan çocuğun kafası kask içindeyken büyümesi devam ediyor mu? Zaten onların aylık 15 günde bir kontrolleri oluyor. Bebeğin kafa şeklinin, kafa çevresinin büyümesi de takip ediliyor. Eğer kafa çevresi büyümesinde bir sıkıntı yoksa bir problem olmaz. Peki. Yani kask gereklise kullanılmalı. Peki hocam, şimdi bu soruyu tam olarak belki derinlemesine incelemek lazım ama kepçe görünüm bebeklerde ne zaman geçiyor diye sormuşlar. Hani bebekler acaba kepçe görünümle doğar gibi bir algı mı var onu tam anlayamadım ama kepçe görünüm bebeklerde ne zaman geçiyor diye sormuşlar. Kepçe görünüm şöyle. Şimdi bir ölçüm var aslında. Kulağın en dış kısmıyla şöyle görülebilir belki. Kafanın arasındaki mesafe ölçülüyor şöyle. 1 santim mi? 0,7 santim diyen de var. 1 santim diyen de var. 1 santim üzerindeyse açıklık. Bu çocuk kepçe kulak olma olasılığı yüksek. Onlara önlemek amaçlı kulak düzeltme aparatı kullanılabilir. Zaten kepçe ise görüntüsü kepçe olarak devam eder. Hani zamanı geçtiyse böyle bir bantlar falan var. Bandajlar var. Çok fayda görüleceğini düşünmüyorum. Sadece o bandajların faydası diyelim kepçe bir kulak var çocukta. Böyle bükülüp uyuyabiliyor onlar. Çok canlarını acıtabiliyor. Ona faydası var. Katlanmasını engelliyor. Peki 2 aylık kontrolümüzde kafa çevresi ölçüsü 41, Wingle'da da normal mi diye soruyor annemiz. Bıngıldak açık mı? Açık mıymış? Onu Daha. anlamadım. Daha. Baş Evet. çevresi kaç dediniz? 41. Baş çevresi gayet büyük. Onun baş çevresi takibi yapılması gerekiyor. Aylık büyümesi. Bıngıldan kapanması çok önemli değil. Bir de bu aslında güzel bir soru. Şöyle. Bazen muayene ediliyor. Bıngıldak küçük. O D vitamini bırakın. Çocuğun kafası büyümeyecek falan gibisinden. Bungıldak aslında kafamızdaki bir bağ dokusundan birisi ama kemiklerin arasındaki bağ dokusu önemli. Onlarda bir kapanma yoksa bebeğin D vitamini vermeyi kesmek önerilmiyor. Baş çevresi takibi yapılması gerekiyor. Zaten o diğer bağ dokusu kapalıysa kraniyo sinostoz denilen başka bir moda girmiş oluyor. Onlardaki yaklaşım zaten bu konuştuklarımız geçerli değil. Kraniyo sinostozda. Peki az önceki annemiz kepçe görünüm ne zaman geçer diye soran annemiz kulak aparatını açabilir misiniz? Nereden temin edebilirim diye sormuş.
Onu şöyle isim vereyim mi? Irwell denen bir marka var şu anda. Irwell aparatı kullanılıyor ama onu aileler kendileri kullanamaz. Kullanılacak bir şey değil. Ona uygulama yapılması gerekiyor. İkinci ay geçtiyse zaten herhangi bir işten herhangi bir faydası da olmuyor çocuklara. Ondan dolayı zamanlama önemli. Onu bana da fotoğraf yollayabilir. Web sitemden bağlantı görebilir. Yapılmış Orada efendim? bebeğime Earwell yapıldı diye şimdi yazdı annemiz. Ha, o zaman devam edecek. Tamam, Bazı peki. şekil bozuklukları da şöyle. Başka problemler oluyor. Diyelim gördünüz bir sürü kötü bozukluklar var. Kepçelik devam edebilir. Hani kalıplamadan sonra bile ama çoğu geçiyor. Hani düşük bir o. %5 bir risk var yine de. Düzelmeme riski var. %5 oranında. Peki ilk sorumuza dönelim o zaman. 35 haftalık doğdu bebeğim. Şu an 2,5 aylık ve eşimin annesi. Bunu sormuş muydum hocam? Çok özür diliyorum. Galiba Mart sordum. dedik. 38 normal mi diye. 38 bu normal. Evet, sormuştum. Evet, çok pardon. Yeni bir sorumuz şu anda henüz yok. Evet. Geçiyor. Bir bıngıldağı dar olan bebeğime 1 haftalıkken kafa ultrasonu çekildi. Normalden de aylık kontrollerde sadece vitamin alımını almam gerektiği söyleniyor demiş. Bıngıldağı dar olan annemiz. Bıngıldak dar olması şey değil. D vitamini kesme indikasyonu değil. Bebeğin baş çevresi büyüyorsa, başka bir problem yoksa D vitamini normal olarak devam edebilir. Baş çevresinin düzgün büyümesi ve herhangi bir anormallik olmaması. Kraniyo stenosis açısından değerlendirilmiştir muhtemelen. Peki kafa yastıkları ilk günden itibaren kullanılırsa şekil bozukluklarını engellemiş olur muyuz? Tavsiye eder misiniz? Şöyle ilk ay zaten çocuk yönlendirebiliyoruz, şeklini verebiliyoruz, sağa sola yatırabiliyoruz, pozisyon verebiliyoruz daha doğrusu. İlk ay çok fazla kullanılmasını önermiyorum. Birinci aydan sonra düz kafa yastıkları kullanılabilir. Yamuk değilse elzem değil. Çocuğun kafasında bir bozukluk yoksa elzem değil. Ama bozulmaya eğilimliyse yine koruma amaçlı kullanılabilir. Her şey normalse ekstra bir şey almanıza ya da kullanmanıza gerek yok bence. Peki başka sorularımız var mı? İzleyicilerimize tekrar soralım. Evet. Bebekler için biraz sert bir yatak demiştiniz. Öneriniz var mı bunun için hocam diyorlar. Öneri şöyle, içeri çökmeyecek. Hani yattığı zaman kafası içeri gömülmeyecek. Hani ortopedik yataklar olabilir ama gömülmemesi gerekiyor. Peki. Bebeğim ilk 3 ay yüzüstü yattı. Sadece kafa çevresi 40 santim. 4 aylık. Ön kafa kemiği kapanmış. Sorun olur mu diye soruyor annemiz. Şimdi ön kafa kemiği kapanmış demek, kraniyo sinüstoz demek. Burada ki durum bıngıldak mı kapandı acaba? Ön kafa kemiği dedi bıngıldak mı? Bıngıldaksa zaten dedim. Ön kafa kemiği dedim, frontal kemiğin buranın kapanması demek, kraniyo sinüstoz demek. Onun güzel bir takip altında olması gerekiyor. Ama muhtemelen bıngıldaktır. Ön kafa kemiği yazmış ama annemize eğer daha detaylı bilgi verirse sorabilir. Başka sorumuz var mı sevgili dinleyenlerimiz? Peki kafası arkaya doğru uzun olan kızımın boynu kısa, acaba sırt üstü yatmamasının sebebi bu olabilir mi diye sormuş. Bebeklerin çoğunun hepsinin boynu kısa zaten. Bizim gibi uzun değil. Muhtemelen o değildir yani. Orada anatomik bir problem var. Hani boyunla ilgili sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama yüzüstü vakit çok geçirin. Çok sivri ise basıncı azaltırsanız biraz değişebilir. Peki hocam şu an yeni bir sorumuz yok. Eğer sizin özetlemek isterseniz yayınımızın da zaten sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. İsterseniz özetleyip bir Bebekler şöyle çok plastisitesi olan dokuları bacak kemikleri bile hani belki o eğitimde yapmışsınızdır bacakları yamuk olarak doğan çocuklar bile şekillenebiliyor. Çok plastik yapıdalar. Ondan dolayı ilk dönemlerde görür görmez bir şekil bozukluğu olduğunu fark etmez bunu doktorunuzdan bundan ilgilenen kişilerle erken dönemde başvurursanız çok basit şekilde düzelebiliyor. Ancak vakit geçtiği zaman gerçekten ileride sorun yaşayacak, kozmetik ya da psikolojik sorunlar neden olabilecek problemlerle bebekler, çocuklar karşılaşabilir.
Şu an yetiştirdiğimiz çocukların ileride 30 yaşındaki Ahmet, Ayşe olacağını da bilmek gerekiyor. Şu an yapmış olduğumuz her doğru davranış 30-40 yaşındaki insanın sağlığını, psikolojisini etkiliyor. Ondan dolayı bu yeni doğan ilk yaşlar çok önemli. Oralara daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Vaktinizi ayırıp bizleri bilgilendirdiğiniz için dinleyenlerimize, katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet, yeni yayınlarımız da olacak. Bunları takip ederek katılım sağlayabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Güle güle, Sevgiler. İyi günler.